الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونطق حبيب الله çok kıymetli ve pek muhterem Müslümanlar. Yüce Allah Celle Celaluhu okuduğum ayet-i kerimede Allah iman edip dünya ve ahireti için faydalı işler yapanlara bağışlama ve büyük bir mükafat sözü vermiştir buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulü'nü her şeyden daha çok sevmek. Sevdiği kimseyi sadece Allah rızası için sevmek. Ateşe atılmaktan korktuğu gibi imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak duyuyor. Değerli müminler, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Rabbimizin emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya, istikamet sahibi olmaya mümin böylece söz vermiş. İman, hak ve adalete, iyilik ve merhamete, huzur ve mutluluğa giden yoldaki bütün engelleri kaldırmak. Kur'an'ın getirdiği ilahi prensiplere gönülden bağlanmak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her alandaki örnek hayatını kendimize rehber edelim. Kıymetli Müslümanlar,
iman davranışlarımıza yansıyıp ahlakımıza yön verirse gerçek anlamına ulaşır. İmanımız dilimize yansıdığında zikir ve şükür olur. Gözümüze yansıdığında iffet ve haya olur. İmanımız yüzümüze yansıdığında tevessüm, aklımıza yansıdığında tefekkür olur. Gönlümüze yansıdığında samimiyet, ailemize yansıdığında sevgi, saygı, şefkat ve merhamet olur. Kalplerimiz muhabbetle dolar. Hanelerimiz huzur bulur. İmanımız iş ve ticaret hayatımıza yansıdığında doğruluk ve dürüstlük olur. Helal ve haram hassasiyeti üretir. Kul ve kamu hakkına riayet edilir. İmanımız toplumsal hayatımıza yansıdığında adalet, güven ve huzur. Birlik ve beraberliğimiz güçlenir, dostluk ve kardeşliğin en güzel örnekleri sergiler. Kıymetli kardeşlerim, dünya imtihanımızda bizi başarıya ulaştıracak olan Rabbimizin daima yanımızda olduğuna ve bizi yalnız bırakmayacağına dair inancımızdır. Bütün zorluklar karşısında bizi güçlü kılacak ve yarınlara dair ümidimizi daima canlı tutacak olan imanımızdır. Zulümlere, kötülüklere ve haksızlıklara karşı bize direnme gücü veren yine imanımızdır. Peki, dün aziz milletimiz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda imanından aldığı güçle bütün hayasız zatınlara dur dedi. Rabbimizin yardımı her zaman bizimle beraber olur. Bugün de Gazze'de bir avuç mücahit imanlarından aldıkları güçle zalimlere karşı direnmekte. Allah'a olan sarsılmaz imanları sayesinde katillerle mücadele etmektedir. Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyüllezine amenü yuhricuhum minezzulümâti ilen nur. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır buyurmak. Bize düşen ise kardeşlerimiz vatanlarında özgür bir şekilde yaşayıncaya kadar maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememek. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun ki bize iman gibi büyük bir nimet verdi. Bizler imanımızı hayatımızın her alanında hissettiğimiz zaman bu büyük nimetin şükrünü yerine getirmiş olur. İmanımızı salih amelle ve güzel ahlakla kemale erdirmenin gayretinde olduğumuz müddetçe Rabbimizin rızasına erir. Elimizden ve dilimizden hiç kimsenin zarar görmediği iyi bir mümin olduğumuzda İslam'ı en güzel şekilde temsil ve tebliğ eder. Hutbemizi Yücek Dağımızın Hazretleri'nde bize öğretilen şu dua ile bitirmek istiyorum. Rabbimiz, Rabbimize iman edin diyerek imana çağıran davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber Elâ inne ahsenel kelâm ve eblâhan nizâm selâmullâhi melikil azîzil allâh kemâ gâllallâhu tebârike ve teâlâ min kelâm ve idâ uyhel kur'ânü fesemî'û lehve ensitû le'allekum turhamûn e'ûzü billâhi mineşşeytânirracîm bismillahirrahmanirrahîm innel dîne indallâhi l-islâm ve Allah'ın razı İslam'a ve Müslümanlara yardım edin. Milletimizin emellerimizin her türlü tehlikelerden
Milletimizin huzurunu ve milletimizin bekası için hayatını feda eden şehitlerimize ve şu anda Gazze'de İsrail'in zalimle mücadele ederken hayatını feda eden kardeşlerimize rahmet ve merhametle bizlere bu imanı da hafifletlere iyilikler ifade edeyim. Kıyamet gününde bizleri anne babalarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, tüm inananları cehennem adalından azal edin. Ey merhametlerine hamur dolayı yaratın. Siz dualarınızı işlerle kabul edemez. İnna Allah yemuru bil adli vel ihsani vel itai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagi يَعِلْكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeye yerler. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. Ki o düşünü tutasınız diye duyurmayın. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allah'ın emanet olduğu
I
على رسولنا محمد صلوات. سبحان الله والحمد لله ولا بابا